Almanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinde tutmaya devam ediyor. Ne demek? Sen bu ülkeye git diyor. Tamam git diyor. Gidersen diyor, Türkiye'de başına bir iş gelirse ben diyor, senin sağlıkla ilgili hiçbir masrafını karşılamam. Sigorta karşılamıyor. Git diyor, bana ne, gidersen git. Seni burada bağlayacak halim yok diyor. Gittiniz Türkiye'ye. Türkiye'ye gitmeden önce de internet üzerinden Türkiye'ye giriş formu, Google'a böyle bunu yazıyorsunuz, bunu arıyorsunuz. Bu formu dolduruyorsunuz ve bir HES kodunuz, Hayat Eve Sığar kısaltılmışı HES. Bu form olmadan Türkiye'ye giriş yok. İster havadan gidin, ister karadan gidin. Nereden giderseniz gidin. Bu HES kodunuzun olması gerekiyor. Gittiniz. Değerli izleyicilerimiz, 72 saat önceden yaptırmış olduğunuz PCR testi, o burundan ve ağızdan numune alınarak yapılan testin sonucunun negatif olması gerekiyor ve Türkiye'ye girersiniz. Bir sorun yok. Peki. Memlekete gittiniz. Yozgat'a gittin, Ankara'ya gittin, Trabzon'a gittin, Mardin'e gittin, işte Ege'ye, Aydın'a, Bursa'ya, İstanbul'a neyse gittin. Şimdi Almanya'dan gidenler için Türkiye'de herhangi bir karantina durumu söz konusu değil. Türkiye'ye gittiğimizde de orada eğer Alman pasaportunuz varsa yabancı ülkeye turist olarak göründüğünüzde sokağa çıkmayla ilgili herhangi bir kısıtlamaya tabi değilsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız şu anda akşam 19'da sabah 05 arasında sokağa çıkma yasağı mevcut. Hafta sonu da cumartesi, pazar günleri de komple kapalı. Bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, işte gittiniz bir yere, testiniz, baktınız, şüphelendiniz, bir şey oldu size, bir diyelim bir Yozgat'tasınız. Test sonucunuz pozitif çıktıysa, nereye kalıyorsanız oraya gidiyorsunuz. Bir akrabanızın evi olabilir, kendi eviniz olabilir gibi. Testiniz pozitif çıktıktan sonra değerli izleyicilerimiz, size bir telefon geliyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki geçmiş olsun. Bir doktor arıyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Adresiniz bu mu? Bu evet, bu testiniz pozitif çıktı diyor. İşte herhangi bir şekilde temaslı olduğunuz kişiler var mı? Etrafta mesela gittiniz evde kalıyorsunuz. Karınız var, çocuğunuz var ya da bir akrabanızın evinde. Onları soruyorlar. Onlarla beraber 10 gün boyunca eğer pozitif çıkarsanız karantinada kalıyorsunuz. Ve size ertesi gün genelde 24 saat içerisinde kalmış olduğunuz adrese bir ilaç getiriliyor. Günde 8 tane, işte bir tane ilk gün 8 tane, ikinci günde 8 tane, daha sonra azaltılıyor bunlar. Bir ilaç getiriliyor, tek bir ilaç. Bunu kullanıyorsunuz. 10 gün boyunca dışarıya çıkmak yok. Sağlığınızla ilgili bir şey olursa 112'yi arıyorsunuz. Yoğunluktan dolayı bazı şehirlerde 112 gelemiyor, bu tür haberler alıyoruz. Eğer böyle bir şey olursa kendiniz artık mecbur kalıp hastaneye gideceksiniz. Gidin demiyorum. Karantinaya hiç sakın. Ölümcül bir durum vardır. Ona bir şey diyemem. Şimdi bu HES kodunu Türkiye'ye girerken cep telefonunuza yüklenen HES kodunda da sizin durumunuz riskli olarak yazıyor. Türkiye'de pek çok yer içeriye, mesela bir alışveriş merkezine gireceksiniz. HES kodunuzu gösteriyorsunuz. Yeşil. Ama siz koronavirüs olduğunuz için kırmızı görünüyor. 10 günü tamamlamadan siz hiçbir yere gidemiyorsunuz. Bir yere gidemiyorsunuz. Şimdi böyle bir tablo var. Şimdi bu aynı zamanda değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın, dünyanın neresinde olursa olsun pek çok vatandaşımızı şu açıdan da düşündürüyor. Tabii ben gitsem acaba Almanya'daki, Fransa'daki gibi korunabilir miyim? Bu da var. Şimdi Türkiye'deki durum bu. Şimdi bize soruyorlar tatile gider miyiz? Bakın daha Haziran'a çok var. Ben şahsi kanaatimi söylüyorum.
Türkiye zaten Avrupa'dan gelenlere gerekli kolaylığı sağlıyor ekonomik nedenlerden dolayı. Ama Türkiye'den Avrupa'ya gidiş yok. Ölüm kalım harici kimseye vize vermiyorlar. Şimdi gider miyim Türkiye'ye? Gitmez miyim? Bu başka bir şey. Ama ben Haziran ayından sonra hayatın %80 oranında normalleşeceğini düşünüyorum. Tüm devletler yapmış oldukları gevşetme planlarında da Haziran'ın ortasını hedef almış vaziyetteler. Tuttururlar mı bilemiyoruz. Mesela aşıyla ilgili planları suya düştü. Pek çok devletin. Aşı planları suya düştü. Ama Haziran'a kadar bir atak yaparlar. Vaka sayısı düşer. Hayatını kaybeden insanların sayısı düşer. O zaman normalleşme başlar. Türkiye'ye tatil yöreleriyle ilgili yeni bilgileri vereyim. Bakın. Otel fiyatları koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle belirli sayıda müşteri kabul edildiği için şu anda çok pahalı. Şu anda pahalı. Rezervasyon yapanlar yok mu? Var. Şunu da söyleyeyim. Rezervasyon yapacaksanız 20-30 euro daha fazla verip iptal ettiğinizde paranızı alabileceğiniz tur paketleri alın. Yarının ne olacağını kimse bilmiyor. Paranız yanmasın diye söylüyorum. Uçak bileti içinde, otel rezervasyonu içinde aynı şeyleri söylüyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, oteller geçen yıla göre pahalı ama bu durum sadece dünyada Türkiye için geçerli değil. Yunanistan'a git aynısı, İtalya'ya git aynı, İspanya'ya git aynı, Fransa'nın Akdeniz kıyılarına git aynı. Nereye gidersen git böyle pahalı. Yeni bir dönem çünkü. Türkiye'de otellere değerli izleyicilerimiz koronavirüs sertifikası veriliyor. Bazı şartları yerine getirmediyseler, önlemleri aldıysalar Turizm Bakanlığı tarafından böyle bir sertifikalandırma var. Yani güvenli deniliyor. Şimdi bu kadar bir durum varken takdir sizin, gidersiniz gitmezsiniz. Ama ben Haziran ayından sonra gevşetmenin %80 oranında hayata geçirileceğine inanıyorum. Şimdi yeni bir gelişme daha sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye seferleri normale dönüyor. Danimarka ve İngiltere. İngiltere ne yaptı? Aşılamayı çok süratli bir şekilde yaptı. Karantinayı çok sert kurallarla uyguladı. Şu an İngiltere'de bu işi bitirilmiş vaziyette diyebiliriz. Çok az kaldı. Karşılıklı olarak şu anda Danimarka ve İngiltere seferleri değerli izleyicilerimiz başlıyor. Hayırlı olsun. Biliyorsunuz İngiliz mutandı denilen koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiliz mutantı ortaya çıktıktan sonra kapılar kapatılmıştı. İngiltere'den gelenlere karantina vardı, o vardı, bu vardı. Şu anda İçişleri Bakanlığı Danimarka ve İngiltere ile ilgili uçuşların önümüzdeki günlerde normale döneceğini açıkladı. Yine Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından da yapılan açıklamaya göre seferler karşılıklı olarak yapılacak. Şimdi bununla ilgili ben size izninizle hemen bu sıcak gelişmenin haberini de aktarayım. Detayları nedir? Bizi İngiltere'den ve Danimarka'dan izleyen vatandaşlarımızın da bilmesinde fayda var. Hemen sizlerle paylaşıyorum saygıdeğer izleyicilerimiz. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye uçuşların açılacağını duyurdu. İki ülkeden Türkiye'ye yolcu gelebileceğini açıklayan Bilal Ekşi'nin paylaşımına göre İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Yine İçişleri Bakanlığı'nın tarafından yayınlanan bir genelge var. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valisine gönderdiği genelgede
İngiltere ve Danimarka uçuşlarına geliştirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Yurt dışından gelen kişilerin son 72 saatte yapılan PCR test sonucunun negatif olma zorunluluğunun bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Hindistan'la ilgili bir haber var. Öte yandan Hindistan'dan gelecek yolcular için de bazı uygulamalar gerçekleştirilecek. Buna göre Hindistan'dan gelecek yolcuların son 72 saatte alınan PCR testinin negatif çıkmış olma zorunluluğu aranacak. Yolcular eğer Türkiye'ye gelirse 14 gün karantinada kalacak. Evet. Hindistan şu anda bitmiş vaziyette. Koronavirüs nedeniyle facia yaşıyor. Milyonlarca hasta. Hastaneler dolmuş taşmış vaziyette. O nedenle Türkiye'de böyle bir tedbiri haklı olarak almak zorunda. 14 gün karantina var. Bizi Hindistan'dan da izleyenler var biliyorum. Mesajlar geliyor. Bu sıra Türkiye'ye eğer gelmek zorundaysanız 14 gün karantinada kalacaksınız. Ona göre tüm planlarınızı yapın derim. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz, önemli olduğunu inandığım bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum.